Sevgili izleyiciler, Çoban'la baş başaya hoş geldiniz. Sabah saat 7, güneş daha doğmadı, şafak sökmek üzere, elektrikler de sönmedi. İşte yukarıda gördüğünüz gibi ay da hala daha yerinde duruyor. Biz yine çıktık yollara, çoban avına. Bakalım bugün oltamıza hangi şanslı çoban takılacak. Hep birlikte merada, çoban avındayız. İzliyoruz. Sabahleyin yine düştük yollara sevgili izleyiciler. Yol boyunda seher vaktinde çoban aramaya saat 7.30. Bugün de bakalım oltamızı hangi çoban takılacak? Şanslı çobanımız kim olacak? Çünkü yerler serbest, çeltik alanları açık, çeltikler alınmış. Artık hiç bir bitki yok. Sonbahar mevsimi, her yer serbest, koyunlar da serbest. Çoban bulmakta biraz zorlanacağız ama bakalım yine de arayacağız. Çobanla baş başa da birlikteyiz. Sakın kaçırmayın. Sevgili izleyiciler, arazilerde çoban aramaya devam ediyoruz tabi. Yol boyunca habersiz çobanları yakalayalım dedik. Güneş de bayağı tepeye geldi. Her yerde koyun var ama çoban yok, ağıl yok. Ulukır diye bir köy var. Ulukır köyüne geldik. Merada koyunları gördük. Geldik buraya. Arabayla zor geldik. Burada küçük bir bina var. Bir adam var burada, yaşıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Nasılsınız bakayım? Oo, çoban galiba burası. Çoban, evet. Çobansın. Çobanım. Çoban abi, takkende reklam var senin. Tamam. Evet. Çobanı bulduk herhalde sevgili izleyiciler. Evet. Abi burası senin mi? Evet, benim kendi mekanım. Senin kendi mekanın. İsminiz ne abi? Sizi tanıyalım. Ulukır'danım. Nedim Yalama. Nedim? Yalama. Yalama. Evet. Ulukır'dan Nedim Yalama sevgili izleyiciler, çobanımız, yani şanslı çobanımız. Evet, Gönel'in mahallesi oluyor yani. Gönel'in şimdi mahallesi, evet, oluyor. Evet, Ulukır köyü. Evet. Diğer bir adıyla Ulukır mahallesi, Nedim abi. Evet. Nedim abi, burası senin mekanın abi. Evet, benim mekanlarım abi. Allah Allah, ne güzel be. Sen, koyunlar nerede abi? Koyunlar geliyor, şimdi gözüküyor yani, kamera çekebilir. Koyunlar orada. Evet. Köpekler nerede abi, Nedim abi? Köpekler de yatıyorlar, geldiler bak. Köpekler de orada. Evet. Köpeklere de bir selam verelim mi abi? Verebiliriz. Köpeklerle de tanışalım. Bakalım nasıl olacak köpeklerle tanışmak. Gıdık. Maşallah gel, ya. Gel. 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 Kaç tane yavaş köpek var abi? 3 tane köpek var. Oh, ah, ah, ah. Selamun aleyküm. Bir şey der mi bana? Yok yok, demez. Ana. Uygun ya. Köpekler uygun. Çoban uygun sevgili izleyiciler. Bir tokalaşalım bakalım. Kalk. Hadi. Şişt. Hadi bakalım. Hoppa. Merhaba. Nasılsın? Adın ne bakayım senin? Adı ne bunun, Nedim abi? Onun çıplak. Ortadaki tülü. Nasıl yani? Bunun adı çıplak mı? Evet, çıplak. Biraz tülü. Öyle koydu bizim oğlan. He. Öteki tülü, öteki arabaş. Vay be. Nedim abi, sevgili izleyiciler, gerçekten evet. Her taraf boş. Nedim abi, burada mera mı abi? Evet, buraları mera abi. Mera ama ot yok mu abicim? Hani... Şimdi ot, yağmur yağacak, ondan sonra çıkacak. Yağmur, yağmur, evet, da yağmadı, yağmur değil mi? Yağmur da yağmadı, bu sene biraz geç kaldı. Sonbahar
Geç kaldı bu sene. Sonbahar geç kaldı. Evet. Koyunların yanına doğru gidelim mi Nedim abi? Gidebiliriz Hadi ya. Gidelim. Vay be siz Nedim abi bizim çobanla baş başa izliyor musun? İzliyorum ben devamlı. Şimdi gidince kanalları açıyor ve bakıyor. Yapma ya. Evet, eksersiz kanallara. Beni görünce tanıdın yani. Hemen tanıdım zaten. Biz de çoban. Ben de çobanım abi. Evet. Devamlı izliyorum ben sizi ya. Biliyor musun benim çoban olduğumu? Çoban olduğumu televizyonda söylüyorsun ya. Söylüyorum değil mi? Evet. Bak koyun nereye gidiyor abi? Bu koyun nereye gidiyor? Dur bakalım hop. Nereye gidiyor bu koyun be? Nereye gidiyorsun? Koyun kayasına gidiyor. Susamak olabilir. Ama erkenden gidiyor be abicim. Nedim abi erkenden gidiyor. Ya onları kapatacağız artık ya. Ha, şimdi saati geldi. Sen gece güdümü mü yapıyorsun evet, koyunlarla? Evet. Daha gece güdümü yapıyoruz. Gündüze dönmedim. Ha, Allah Allah. Gündüze dönmedin. Ha, Allah Allah. Şimdi bundan sonra döneceğiz. Havalar serinledi artık. Ha, gece güdümü dediğin ne zaman çıkıyor abi? Şimdi burada 7'de çıktım. Hı. Şimdi 7.30'da geliyorum işte. 8'de, 7.30'da kapıyorum. Akşam 7'de çıkıyorsun. Evet. Sabah da 7.30'da geliyorsun. Evet. Başında duruyor musun koyunların? Duruyorum. Sabah kadar başlandayım. Sabah kadar başlandasın. Evet. Üşürsün be abicim. Kepenem var. Koyun aldattı. Koyun aldattı. Koyun gidiyor valla. Gitsin ya. Hop koyun. Şşt gel buraya. Takmıyor valla bizi lan. Kepenem sizden önce getirdi buraya art. Kepenek var mı lan? Var ki. Git al gel kepene hadi koş. Alayım gel. Ya köpek daha bir şey demesin bana bak alo. Sevgili çobanlar. Nedim Yalama. Gerçekten iyi bir çoban bulduğuma inanıyorum ben. Çünkü çok koyunları var. Sayısını daha sormadık. Çok köpekleri var. Ve Mera'da gece sabaha kadar kalmış tabii. Gece biz gelemedik. Sabahleyin saat 6.30'da çıktık yola. Seher vaktinde. Köpekler de etrafımızı sardı ama inşallah bir şey yapmaz dedi. Nedim abi kepeneğini getirmeye gitti. Kepenekli çoban. Oo işte. Ya şöyle bir gel be Nedim abi. Evet sevgili buyur abi. Sevgili izleyiciler. İşte gözünüz çoban görsün. Bak. Kepenek. Harika. Burada da süsü var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yıldız. 9 yıldız. Bu ne? Burada kaç tane abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nedim abi ne bu yıldızlar abi? Vallahi abim ben bunu bilmiyorum. Biz Gönen pazarından satın aldık. Bunu kepene. Evet satıyor. Bir kepene kaç para dedim abi? 150 milyon aldım. Alalı 150 milyonlu. Alalı 15 gün oldu. 150 milyonu almış sevgili. Abi sen yanlış şey yapmasın. 150 milyon çok para abi. 150 milyon demek. Evet. Ya kaç tane 150 milyon? Yok 150 lira yani. Ya işte 2 tane, 3 tane 150 50 lira. 150 lira. Dedim abi vallahi ben viramı aldım. Bu kepenek 150 milyon olur mu ya? Bizim burada öyle söyleniyor. Ya 150 lira. Evet 150 lira. 150 lira. Evet. 150 lira. Bir takke de 3 lira. Doğrudur ya. Vay be dedim abi. Kepenek güzel. 150 liraya aldın kepene. Şimdi evet. Sabah kadar bu kepenekle mi şey yapıyorsun? Evet şimdi şu anda 15 günden beri bununla kalıyoruz bayırda. Ayazlığa başladı. Bu kepenenin özelliği ne abi? Bunun özelliği yağmur geçirmez, soğuk geçirmez. Yağmur geçirmez. Soğuk geçirmez. Giriyorsun üşüdüğü zaman yatıyorsun. Allah bunun içinde Allah. Yatıyorsun. Dışarıda yatarsan bu mevsimde mod kemene parkene üşürsün. Üşürsün değil mi? Evet. Hmm. Sonbahar geldi. Yağmurlar yağdı. Şu kepeneğe şöyle bakalım. Oh. Nedim abi içinde kaldın ya. Kepenek sanki sana biraz büyük gibi geldi. Büyük gibi hadi yatmak için aldık. Ha, vay be. Devamlı kaçmak için öyle. Vay be Nedim abi ne güzel lan bu kepenek. Başka var mı bir tane de ben giyeyim? Yok şimdilik yok. Yapma ya. Ulan bayağıdır kepenek giymedim ben. Bunu bir de ben giyeyim bakayım şunu Nedim abi. Nasıl bakalım ama bana. Ama işte kullanır. Kullansın be abicim. Bize çobanız abi. Yeni olduğu için. Kıllı mı abi bu? Yeni olduğu için biraz. Allah. Ah. Ulan. Oh anasını be. Oh be. Harika. Tabii. Al bakalım sopayı da ver. Sana çobanlık yakışıyor be. Yakışıyor değil mi ya? Sen 250 koyun al. Valla. Dedim abi valla harika be. Nasıl? Bunu şimdi şöyle. Nedim abi şimdi mesela gece şey yaptın değil mi abi? Evet. Koyunlar duruyor mesela uykun geldi. Evet. Uyuyacaksın değil mi? Nasıl uyuyorsun abi? Şöyle yapıyorsun. Evet, yanına da kıvrılı veriyorsun. Böyle kıvrılı veriyorsun böyle. Hop. Aynen öyle. Allah. Aynen öyle.
Böyle. Evet. Ulan hakikaten sıcak tutacak be. Böyle yatıyorsun ha? Evet. Uyudun koyuna gidip varmaz mı? Zararsız yere doğru göndeririz biz onları. He. Ümitte uyuyoruz. Zararlı yer. Böyle uyuyorsun. Evet. Oh ne güzeldi hakikaten. Vallahi çok güzel ya böyle. Kepenek. Allah takkem düştü. Oh. Al dedim abi kepeneğini. Ne aldığım için biraz kıl yapma. Olacak o kadar ya. Sonra sana dökülüyorsun lan. Heh. Hay aşağı be. Valla. Bu kepenek dedim abi yünden mi abi? Yünden yapıyorlar sözde hocam. Yünden yapıyorlar. Evet dediklerine göre. Koyun yünden. Evet. Bunu böyle kim yapıyor? Gönen'de yapan var mı bunu? Gönen'de yapan yok. Daha önceleri vardı. Heh. Bundan 15 sene önce diyelim, 20 sene önce vardı. Şimdi hazır geliyor. Hazır geliyor. Balıkesir'in köylerinde gene oluyor, yapıyorlar. Bazı geliyor kışın satıcılar ama biz o zaman vardı, almadık. Sonra kepenek paralanınca mecbur Gönen pazarından aldık. Evet. Salı günleri pazarımız var. Evet. Pazarımızdan aldık. Önceden Biga'da da vardı tabii. Gönen'de de vardı. Dağ olmadı. Kendimiz 4 kilo yapağı götürürdük. Yün götürdük yani. Biz eskiden yüne kırkardık koyunları. Artık kırkmıyoruz. 4 kilo yün götürürdük. Veya Biga'ya veya Gönen'e bize kepenek yaparlardı. Kepenek yaparlardı. Şimdi yapan kalmadı burada. Hatta çobanların dedim abi. Çoğunda da kepenek yok be abicim. Şu anda artık kepenek pek taşı böyle. Valla kepeneksiz çoban mı olur be abicim? Evet. Değneksiz bak senin değnen kızılcıklar mı abi? Ne bu? Evet. Ekseri şimdi laylom yağmurluklar var onlardan kullanıyorlar. Pek kepenek taşı biraz peki, gibi. Kepenek var. Altında bir de çizme var değil mi çizme? Evet. Sarı çizmeli Mehmet Aga. Evet. Sarı çizmeli Mehmet Aga. Gibi olmuşsun abi sen. Tamam olabilir ya. Şimdi, kabul tabii, ediyoruz her tabii, şeyi. Mera'da ne gezmen lazım? Çizme giymen lazım. Çünkü çamur olur. Tabii tabii yağmur yağabilir. Diken olur. Evet. Ondan dolayı. Yılan olabilir. Yılan bazı yılanlar üstüne basarsın. Onlar tabii. Da yengele bizim ara sıra bulunur. Onlar tehlikeli. Tabii anladım. Üstüne basarsın saldırabilir. Onun için. Daha garanti oluyor. Çizme daha garanti oluyor. Evet. Peki. Nedim abi sende başka eksik bir şey var mı şimdi çobanlıkta mesela bu kıyafet olarak? Materyal olarak, malzeme olarak. Düşün bakalım. Ya şu anda sende? Ne eksik? Torba vardı. Torbayı bıraktık. Kulübeye gittim. Torbayı bıraktın. Evet. Torbayı bıraktık. Başka? Başkaları gibi kaval taşımıyor. Kaval taşımıyorsun. Var mı kaval? Yok. Peki kaval çalmasını biliyor musun? Bilmiyorum. Abi. Yapma ya. Hayır, bizim aslında. Bir arkadaş vardı buralarda. Çaldıydı. Ondan hatta onu çekimini falan yapmışsınız siz. Rafet Sert. Rafet Sert. Şu başka da kaval çalan çobana rastlamadım. Evet. Şu anda burada yok gibi bir şey bu arada. Sen biliyor musun kaval çalmasını? Bilmiyorum. Sen nasıl çobansın? Arkadaşımız ama öğrenmedik ondan. Ya öğrensene be abicim. Koyunlara çalarsın. Evet. Koyunlar oynar, sen oynarsın. Evet. Değil mi? Çobanlarla evet. Oynarsınız, çifte telli çalarsınız. Kaval olursa her şeyi yaparsın. Şimdi kaval yerine telefon var, değil mi? Telefonumuz var ya. Telefona bir oyun havası koyuyorsun. Oynuyorsunuz mu? Evet. Dedim abi. Koyunların yanına doğru gidelim bakalım. Gidelim mi? Şimdi artık gece şeyi bitti. Evet hocam.
Kısmetse 2 gün sonra gündüze döneceğiz. Gündüze döneceksin. He. Evet. Gündüz, bakacağım. Gündüz olduğu zaman kaçta başlayacaksın? Sabah 8.30'da çıkaracağız. Çıkaracağız. Akşam da gene 6'da geleceğiz yani. 6'da geleceğiz. Akşama kadar yayacağız. İleri doğru bir öğün yem vereceğiz. Evet. Yememe başlayacağız. Yem vermiyor musun şu şimdi anda? Şimdi şu anda vermiyorum. He. Koyunlar ne zaman kuzulacaklar? Bizim koyunlar şimdilik Ocak ayında başlayacak. Ocak'ta başlayacak. Evet, yani Ocak'ta başlayacaklar. Ocak. Hemen senin sayada mera şeyin dibinde mera. Evet, meranın dibinde. Dibinde. Çok güzel ya. Çok uygun. Kapayalım mı koyunları? Kapacağız hocam yavaş yavaş. Mera'dan geldik sevgili izleyiciler, çobanımızla. Gece yaylımı, gece yaylımı yapılıyor. Sabahleyin saat 7'de çıkıyor. Şey pardon, akşam. Akşam saat 7'de akşam evet, ezanında evet. Çıkıyor. Sabahleyin saat 8.30. Saat şu anda 8.30. 9'a geliyor. Kapıyoruz. Senin mesai bitti. Bitti. Şimdi sen kapacağız. Kapacaksın sonra? Evimize gideceğiz kahvaltıya. Kahvaltı yapacaksın? Evet. He, vay be. Ne yapıyorsun kahvaltı abi? Hanım ne hazırladıysa onu yapacağız. Vay Nedim abi, burada bir şey daha var ya. Yarabbi yarabbi, burada güzel bir yaratık var burada ya. Bak. Şuradaki. Yarabbi şunun güzelliğine bak. Gözünde çapak da var bunun. Uyumuş Nedim abi ha? Evet uyumuş. Yarabbi şuna bak ya. Oo. Bu ne abi? Ne bu? Biz buna encek diyoruz. Encek? Evet. Yapma ya. Encek. Kedi mi bu? Yok, köpek enceği bu. Köpek enceği bu. Köpek enceği abi. Evet. Ne mübarek bir hayvan yarabbi. Ne olacak abi bu büyüyünce? Bu büyüyünce koyunlara bakacak. Koyun köpeği olacak. Sağ olsa ömrü olsa. Koyun köpeği olacak. Evet. Vay be. Şimdi? Şimdilik besliyoruz büyüme, bunu. Büyümeye çalışıyor. Büyümeye çalışıyor. Hadi bakalım. Sen büyü de güzel bir koyun köpeği al. Hadi. Hop. Yürü bakayım. Yürü. Ne güzel ya. Şeyde Nedim abi kaç tane köpek var sende abi? Bende köpeğim 3 tane. Bir de bu elecek olan 4 tane oluyor hocam. 4 tane oluyor. Evet. 4 tane. Sen ya 4 tane köpek çok yer, çok şey yer be abicim. Ne veriyorsun onlara? Ya bunlara birisi kemik yiyordu. O kemik bazı köy kenarına atılan onlardan alıp geliyor. He. Biz bunlara Sarıköy diyoruz. Eskiden Nahideş'in mahalle oldu. Oradan veya Gönen'e gidince bayat ekmek alıyoruz. Bayat ekmek alıyoruz. Evet, çuvalla alıyoruz. Onları yarı yarıya veriyorlar. Hı hı. Onlardan veriyoruz. Fiyatı yarı yarıya. Evet, ekmek. Bayat ekmek. Onlardan mesela veriyoruz. Mesela 3 liraysa bir buçuk lira. Evet. 1,5 lira. Yani evet. Kaç ekmek yiyor 4 köpek günde? Ya günde yiyorlar 4 tane. 4 tane evet. Yiyor. Ne yapıyor o zaman? 8 lira. Evet. 7-8 lira her gün. Aya hesaplarsan değil mi? Evet hocam. 300 lira 400 lira köpeklere ekmek parası veriyorsun. Evet, mecbur veriyorum. Ama sen çakallar, koyunlar, çakallarımız var. Çakal var mı burada? Var. Vallahi eskiden Allah. Yoktu, şimdi çakallar çoğaldı. İki ayaklı mı, dört ayaklı mı? Bunlar şimdilik dört ayaklı. Dört ayaklı. İki ayaklı çakal var mı abi? Bereket yok onlar. Yok. Bereket yok. İki ayaklı çakal her yerde var be abicim. Vardır. Yani kurtulamıyoruz. Evet. Bitmiyor. Evet. Alıyorsun. Hapise atıyorsun, çıkıyorlar, evet, gene evet, devam evet. ediyorlar. Evet. Cezalandırıyorsun, gene devam ediyor. Evet. Ondan sonra çakal çakallığından, it itliğinden. Evet hocam. Vazgeçmiyor abicim. Ne olacak bu insanlık? Nedim abi ya? Vallahi ne bileyim hocam ya. Ülkemizde ne var ya? Savaşlar var, evet. Kavgalar var, bombalar var. Ya
Hiç dünyada Müslümanlara huzur yok be Nedim abi. İnşallah hocam düzelir, Allah yine devletimi zuval vermesin ya. Sen bunlardan haberdar mısın abi? Evet, evet. Şöyle gel abi, şöyle şöyle. Şöyle. Güneş tam karşımıza çıksın Nedim abi. Gidip televizyonlarımızdan duyuyoruz. Telefonlarımızdan yine duyuyoruz, haberdar oluyoruz yani. Mesela şu anda Musul kentine bir operasyon planlanıyor. Evet. Ondan sonra dünyadaki bütün Birleşmiş Devletler, Türkiye'nin düşmanları, ezeli ebedi düşmanları, terör örgütleri, ondan sonra terör örgütlerinin maşaları, yabancı devletlerin düşmanların Türkiye'deki, Irak'taki, Suriye'deki maşaları şu anda Güneydoğu'yu kasıp kavuruyorlar be abicim. Sen çobansın. Evet hocam. Bunları biliyor musun abi? Radyon var mı? Televizyon izliyor musun? Nedir bu ülke meseleleri? Ne olacak Nedim abi? Senden dinleyelim. Şimdi ben bir şey diyemem. Bizim önümüzde... Sizin önünüzde? Cumhurbaşkanlarımız var. Vay onlar bakacak bu işe. Bizim bakmamızda bir şey olmaz ama biz yorumu inşallah iyi olur, hallederler deriz. Senin görüşün ne Nedim abi? Yani bu ülke meseleleriyle... İyi görülmüyor, iyi günlerde değiliz görünüyor. İnşallah iyi olur. Burada bizim yapacağımız bir şey yok. Devletimiz var. Onlar bakacak bu işe. Senin işlerin nasıl? Yani kaç tane koyun vardı sende? Bende 120 tane koyun var. 120 tane koyun. Kaç evet. Yaş kaç abi? Yaş mı? Yaş tabii. 1966 doğumluyum. 66 modelsin. Evet. 1966 model çobanımız Nedim Yalama. Evet. 120 tane koyun. Kaç yıldır koyunculuk yapıyorsun Nedim abi? Aklım erdi herhalde babamdan. Babamın yanında başladım, devam ediyorum. Yani diyelim 13 yaşından beri ve 13 yaşından beri devam edebiliyoruz. 13 yaşından beri çobansın. Evet. Kaç yıl olmuş hesapla? 40 sene olmuştur aşağı. 40 sene. Evet. 40 yıllık çoban. Dedim abi peki böyle bu meradasın. Bu yer senin mi? Bu yer benim değil, hazinenin yeri. Burada kiraladınız duruyor. Evet. Çok güzel. Başka var mı böyle senin gibi? Bak karşıda bir saya daha var. O keçiler var orada da. Keçiler var. Keçi sayası. Evet. Keçi sayası. Burada mera bayağı geniş galiba değil mi? Geniş, meramız geniş. Fakat kıraç, daşlık geliyor biraz. Ova toprağımız yok. Evet. Evet. Genişliği geniş. Çabuk döner, ot kurur. Evet. Tabii mera verimsiz mi mera? Ot yok abi. Evet. Ot yok. Ve sanırım diken var. Çalık evet. Dikeni var değil mi? Evet. Vay be. Köyde sizin kıraç biraz. Kıraç güzel... köyümüzde kıraçın üstüne taşlı. Kurulmuş. Kıraçın üstüne kurulmuş. Ekseri gördüğün gibi kayalık ya. Kayalık dedi mi abi? Zemin sağlam demek istiyorlar. Bak çok güzel. Şimdi işte evet. Bak güzel bir konuya temas ettin. Evet. Aslında... Bu zemin sağlam. Hep taş burada. Köy taşın üzerine kurulmuş. Evet. Deprem olduğu zaman yüksek yer, taşlık olan yer etkilenmez abi. Evet. Zelzelede etkilenmez. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim de bunu ifade ediyor. Evlerinizi, mekanlarınızı yüksek yerlere, sağlam zeminlere yapın. Tamam. Allah-u Teala evet. Hiçbir şeyi boşuna yaratmamış, boşuna söylememiş yani. Evet. Bu taşlık zeminde de ev yapacaksın, bina yapacaksın. Düz arazide de tarım yapacaksın. Şimdi ne yapmışlar Nedim abi? Evet. Düz arazileri tarım yapılacak, sulanabilen verimli arazileri belediyeler ne yapmış abi? Ağaçları sökmüşler, imara açmışlar, evet. Ev yapmışlar. Düz ovaya ev yapmışlar. Sonra bir zelzele tamam mı sallanıyor, yıkılıp gidiyor. Sonra evet. Bir sel felaketi, hadi bakalım evler selin içerisinde kalıp tamam mı rezil. Evlerinizi yüksek yerlere yapın. Siz de böyle yörükler herhalde. Yörükler akıllı gitmişler ta dağın tepesine. Evet. Ev yapmışlar. Zelzele yok. Evet. Sel felaketi yok. Evet. Var mı? Evet yok hocam. Garanti. Onun için aslında sanayiyi de böyle yerlere yapmaları lazım. Yerleşim yerlerini nerede böyle kel tepeler var, verimsiz ağaçlar var, ağaç olmuyor. Oraları yapsınlar. Buradan ne yapalım abi? Uyaralım sen de çobanla. Değil mi? Evet abi.
Doğru söylüyor. Çoban bunları biliyor. Çoban bunları biliyor sevgili izleyiciler. Belediye başkanları niye bilmiyor? Mimarlar, mühendisler niye bilmiyor? Evet. Sulu tarım alanları, bağları, bahçeleri kökleyip de niye oralara ev yaparlar? Yazık değil mi? Hem tarım ölüyor, verimli araziler gidiyor. Evet. Hem de deprem insanların hayatını rizikoya atmış oluyorlar babacığım. Doğru evet. mu? Evet hocam. Bunları kim söylüyor? Nedim abi söylüyor. Tabii. Değil mi abi? Doğru söylüyor. Biz abi böyle çobanlarla işte böyle ülke meselelerini de konuşuyoruz tabii, abi. Tabii tabii. Yani çobanla baş başa. Ya çobanlar var ya, evet. Türkiye'nin en kaliteli insanları be abicim. En Anadolu çocukları ya. Evet. Bu vatana, millete sahip çıkanlar bu çobanlar ya. Bu evet. kırsalları boş bırakmayın be Nedim abi. Doğru söylüyorsun hocam. Vatan size emanet Nedim abi. Vatan sağ bu çobanlara hocam. Emanet sevgili izleyiciler. Sağ ol hocam. Doğru mu abi? Doğru söylüyorsun. Doğru çünkü bu meraları koruyorsunuz. Burada düşman olsa, terörist olsa önce sizin haberiniz olur. Evet. Ne abi? Jandarmaya bildirsin, polise bildirsin. Tabii. Önlem onlar alır ondan sonra. Tabii. Haberdar hemen telefonda var. Şu durum oldu mu verebiliyoruz yani. Çobanlar meralardaki istihbarat elemanlarımız. Evet. Gönen'in Ulukır mahallesindenim. Doğdum doğalı, aklı verdi vereli babamın yanına, koyunun yanına gelmeye başladım. Ondan sonra 15 yaşına varınca koyunları devraldım. Devamlı kendim gütmeye başladım. Ondan sonra koyunlarım zaten kıvırcık. Babam da öldükten sonra koyunlar senin dedi. Koyunlara bir daha ben bakmaya başladım. Şu anda memnunum koyunlardan yani. Bu yüzden ekmek paramız buradan. Şimdi kapadık malımızı, gideceğiz. Eve hanım kahvaltıyı hazırladı, kahvaltı yapacağız. Herkese tavsiye ederim. Sütünden yararlanırlar, peynirini yerler kendileri taze taze. Hazır da bakılabilir. Küspesini korlar, silajını korlar. Hazır da bakılıyor. Otu, yoncası, mekanını yaparlar. Başka işine de uğraşsa gene bakabilir evinde. Tavsiye ederim herkese. Yarısını rahmetli babam yapmış. Yarısında ben ek yaptım. Sarıköy'den usta getirdim. Ek olalı 15 sene oluyor. Ondan sonra kulübeyi yaptım. Kulübeyi bir tarafına yem koyuyoruz, bir tarafına saman koyuyoruz. Kulübeye gidelim bakalım, göster kulübeyi. Koyunlar burada su içiyor. Buradan bayırdan gelince. Çeşme de var mı? Çeşme burada. Hortumda oluklara da su basabiliyoruz. Kendimiz ihtiyacımız, ellerimizi yıkıyoruz. Koyunlara su koyuyoruz. Ondan sonra bu kulübemize öbür tarafa saman koyuyoruz. Bu tarafa samanımızı koyuyoruz, otumuzu koyuyoruz. Tepelekler var. Bu tarafımıza yemimizi koyuyoruz.
Sevgili izleyiciler, çobanımız Nedim abi gerçekten çok samimi bir insan. Biz birçok çobanlarla karşılaşıyoruz. Çat kapı çoban çekiyoruz. Yani hiçbir kimseye önceden aramıyoruz. Bilgi vermiyoruz. Arabamızı alıyoruz, çıkıyoruz. Nerede bir koyun gördük, çiftlik gördük, gidiyoruz. Çat kapı buluşuyoruz. Veyahut da soruyoruz, buralarda çoban var mı diye, öner üzerine gidiyoruz. Tabii ki çobanlarla buluşurken, çobanlarla birlikte olurken çok ilginç çobanlarla da karşılaşıyoruz. Gerçekten bizim zamanımızı boşa harcayan çobanlarla da karşılaşıyoruz. Gerçekten değişik değişik çobanlarla karşılaşıyoruz. Ama genelde çobanların %99'unun iyi, güzel, efendi, Anadolu insanı olduğunu gördük, yaşadık. Nedim abi de bunlardan birisi. Gerçekten çobanlar doğada insana hasret kalmışlar. Öyle görüyoruz biz. İyi insana hasret kalmışlar. İyi insanlar çobanlar ağırlıklı olarak, genel olarak. Niye iyi insanlar? Anadolu çocukları. Kötülük düşünmüyorlar. Doğada, arazide oldukları için, hayvanlarla baş başa oldukları için, belki kötü insanlardan uzak oldukları için, Allah'a daha yakın oldukları için gerçekten misafirperver oluyorlar. Onu biz gözlemledik. Hani biz de, ben de mesela çoğu zaman diyorum, ben de bir çoban olayım, ormanda olayım, doğada olayım. Çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Ondan zaten çobanla baş başadayım, çobanlarla beraberim. Şehrin stresinden, büyük şehrin trafiğin stresinden doğada olmak, çobanlarla olmak bize de ayrı bir huzur veriyor. En azından insanlardan uzak, Allah'a yakın oluruz diyoruz. Herkes öyle konuşuyor. Herkes doğaya, kırsala kaçmaya çalışıyor. Bir arazisi olsun, bir bahçesi olsun, meyve bahçesi olsun, meyve eksin, hayvancılık yapsın, tarım yapsın. Herkesin, şehirdeki insanın hayali bu aslında. Çobanlar bu hayalini gerçekleştirmiş insanlar ama bilinçli olarak, ama bilinçsiz olarak, ama hayat şartları, değil mi? Evet, hayat şartları öyle gerektirdiği için belki Nedim abi de çoban olmak yerine gidip bir mühendis olabilirdi. Ne isterdin abi? Mesela çoban olmak mı isterdin, yoksa gidip okuyup başka bir şey mi olmak isterdin? Gönlündeki şey neydi Nedim abi? Onu bize anlat. Hocam zaten bende koyun merakı vardı. O yüzden koyunculuğa merak sardım. Ufaktan arkadaşlar bayrama giderdi, ben koyunlara giderdim. Allah Allah. Koyunlar yayılırken hep ağızlarına bakardım. Çimenleri yerken o kadar merak vardı. O yüzden bu mesleği seçtim yani. Çok güzel bir şey işte. Rahmetli babam, git bir yere gir veya bir gönen sanayilerine gir, bir işe, tamirhanelere bilmem nere gir, bu işi yapma, bu işin sonu yok. Pazarı yok, bayram yok. Dinlemedim ben babamı. Yine devam ettim koyunculuğa. Varmış mı abi? Bu işin pazarı şu varmış mı abi? Kaparsan var. Önlerine korsun kafesleri. Evet. Yem teknelerini korsun. Kaparsın olur. O zaman olur. Öbür türlü biz devamlı alışkın bizim hayvanımız, çıkarıyoruz biz. Kendimiz zaten duramıyoruz çıkarmadan. Evet. Öğlene kadar kapasız, öğlen sonra gene çıkarıyoruz. Nedim abi şimdi hani Nedim abi mutlu. Bu işi adam gibi yapanlardan. Bu işi meslek edinenlerden. Bu işi sevda edinenlerden. Doğru mu? Evet abi? Evet doğru sevda. Doğru. Merak yüzüne kaldı. Sevda. Merak yüzüne yani şimdi, yok parasında pulunda o zaman aramadık. Abi? Aramadık. Ki, zamanında gitseydin, tamam mı, şehre gitseydin, bir fabrikaya girseydin, evet, işçi olarak çalışsaydın, evet, sigortan olsaydı, ya emekli olduktan sonra yine köye gelmeyi isteyecektin. Evet, bu sefer olabilirdi. Tamam mı? Evet. Ama çoban oldun, koyunlarına iyi bakarsan, Bağkur'unu ödersen, sigortanı, evet, ödersen, evet, emekli olursun. Evet hocam. Koyunların bacağından sıkı tutarsan, evet hocam, iyi bakarsan para kazanırsın, ev yaptırırsın, araba alırsın, tarla alırsın, gezersin, tozarsın, takım elbise giyersin, her şeyi yaparsın. Evet abi hocam. Olmaz diye bir şey. Yani evet, çobanlığın sonu yok. Böyle bir şey yok abi. Evet. İşçiliğin
köle gibi çalışmanın sonu var mı? Doğru söylüyorsun hocam. Doğada böceklerle, kuşlarla, karıncalarla, otlarla, alışkınız, rüzgarla, evet, güneşle baş başasın be abicim. Sağlık var, sağlık evet, dedim abi burada. Ufaktan beri yetiştiğimiz için bize koymuyor yani. Çobanlık kolay geliyor ama şimdi başka birini 25 yaşındaki bir çocuğu getirirsen bunu yapamaz, zor gelir. Ya şimdi biz ufaktan yetiştiğimiz için. Gençler köyden kaçacaklar, evet, şehire gidecekler. Şehirde iş bulacaklar. Askeri ücretle çalışacaklar. Evet. 60 yaşına kadar. Bak sen şimdi koyunları kapadın değil mi? Nedim evet abi? Hocam. Koyunları gidiyorsun eve şimdi kahvaltını yapacaksın. Bugün serbestsin. Evet serbestsiz akşam. Akşam 7'ye kadar serbestsin. 7'ye kadar serbestsin. Şehre de gidersin. Gezmeye de gidersin. Evet hocam. Her şeyi yaparsın be abicim. Yapabiliriz. Kimse sen ne yapın diyemez. İşte yani ama kendi işin. Kendi işin olduğu için. Kendi işinin patronusun be evet, abicim. Evet o yüzden. Bak, köpekler bekliyor şimdi. Kaldı başında değil mi? Evet. Tamam akşama kadar burada. Suyunu verdin, koyunların karnı da doydu. Evet hocam. İşte çobanlık bu ilmini bilirsen çobanlık güzel. Evet hocam. Koyunculuk güzel. Sen konuşsana babacığım, hep ben mi konuşacağım Nedim abi? Konuşsana babacığım, hep ben konuşayım. Vallahi biz bu işten memnunuz hocam, başka bir diyeceğimiz yok. Bizim işimiz bu. Gidip geliyoruz işte. Şimdi gideceğiz kahvaltıya, kapattık hayvanlarımızı. Kahvaltı yapacaksın ha? Kahvaltı yapacağız şimdi. Hanım bekliyor. Peki hanımı aradın mı şimdi? Kahvaltı yapacağız çobanlarla beraber. Haberi yok şimdi. Yok o sen, sizden haberi yok. Sadece benim haberi. Daha aramadı. Çat kapı yapalım mı ona da? He? Çat kapı. Ya hiç haber olmasın. O da olur ya. Dışarıda bekleriz. Vallahi. Hazırlanıp gireriz. Ya. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Ne yapmış hanım? Hiç çat haber falan vermedik sevgili izleyiciler. Bakalım çobana ne yapmış. Değil mi? Olur hocam. Hadi yani. Bakalım. Kapıları kapayalım. Kapayalım kapıları. Hadi kapalım. Kapıları kapayalım abi. Bunların da olması lazım. Tabii, güzelleştirmesi lazım. Evet. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir gün bir programda bir çobanla baş başa da sizinle birlikte olduk. Evet sevgili izleyiciler. Bir çobanla baş başa'nın da burada sonuna geldik. Konuğumuz çobanla baş başa'nın konuğu Nedim Yalama'ydı. Evet. Ulukır Köyü, Gönen, Balıkesir'deydik. Güzel bir sonbahar mevsimindeydik. Hava da bugün şansımıza iyi. Yağmurlar yağmadı. 5-6 aydır yağmur yağmıyor. İnşallah bundan sonra bereketli yağmurlar yağar da evet, buğdaylar ekilir değil mi? Evet. Ekimler yapılır. Evet. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm çobanların üzerinde olsun. Haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekansta Çiftçi TV'de çobanla baş başa da Pazar günü saat 16.00'da birlikte olalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm koyun çobanların üzerine olsun. Amin.